Hepinize yeniden merhaba. Ben Özüm Sabay. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu girişten çok sıkıldım. Sürekli herkese yeniden merhaba, ben Özüm Sabay diyorum ama yeni yeni video izleyenler oluyorsa diye tekrardan kendime tanıtma maksatıyla bunu yapıyorum. Hemencik bugünkü konumuza geçmek istiyorum çünkü biraz heyecanlıyım. Bugüne kadar sağlığa dair, böyle kendi yaptığım önceki diyetlere dair size önerilerde bulundum. Neler yaptığımı anlattım, nasıl kilo verdiğimi anlattım vesaire. Ama şimdi yazın yaklaşmasıyla birlikte kendim de yepyeni bir programa başladım. Normalde bildiğiniz üzere böyle diyetlerde ya da yapılan detokslarda kilomuzun yağdan mı gideceğini, kastan mı gideceğini, sudan mı gideceğini pek çözemiyoruz. Ben de yine böyle kederli kederli araştırma yaparken bir tane şey buldum. Yani bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Ama dedim ki bunu yapıp yaptıktan sonra size anlatmaktansa ben yaparken size anlatayım. Yapmak isteyenlerle benimle birlikte yaparlarsa yaza doğru beraber bir yolculuğumuz olur diye düşündüm. Normalde çünkü ben diyete başladığım zaman ya da yeni bir program bulduğum zaman arkadaş çevremle bunu paylaşıyorum ve arkadaşlarla bunu yapıyoruz. Ama şimdi böyle kanala video yükleye yükleye sizlerle de iletişim haline geçe geçe biz de arkadaş olarak sayılırız. O yüzden dedim ki ben yapıyorsam siz de bundan haberdar olun. Hızlıca bunun beni cezbeden yanına geçecek olursak, bu liste iddia ettiğine göre, aslında liste sayılmaz, İddia ettiğine göre bir ayda size 6 kilo yağ kaybettiriyor. Yağdan kaybetmek zaten mükemmel bir şey. 6 kilo çok çok bir şey. Ama bu 6 kilonun 6'sı da yağdan gitmese bile yine de verilen kilo çok büyük ve bence çok fark eder yani. Diğer bir güzel yanı ise bir ay boyunca her gün bu listeyi uygulamıyor olmamız. Şöyle ki haftada sadece bir gün, en fazla 2 gün uygulanabiliyor. Bu 2 günde peş peşe olmuyor. O yüzden ben pazartesi ve cumayı seçtim. Yani haftada bunu sadece 2 gün uygulayarak yapmak da mükemmel bir şey. Şunu da alt yazı geçiyorum. Ben tabii ki bir diyetisyen değilim. Kendi bünyesini tanıyan, nasıl kilo verebileceğini bilen, kimi zaman yapacak kaçamak yiyeceklerle birlikte kilo artışı fazlalaşınca onu hemen düşürmeye çalışan bir insanım. Çünkü bana çok soruyorsunuz, şu an nasıl besleniyorsunuz? Yaz geliyor, bize bir öneride bulun vesaire. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Böyle, gönlünüz bilir. Gelin şimdi tarife geçelim. Nasıl bir program olduğunu size mutfakta anlatayım. Burada 3 tane yumurta görüyorsunuz. Bu bizim sabah, öğle ve akşam yemeğimiz olacak. Şöyle ki bunları haşlıyoruz bir güzel. Pul biber mi dökersiniz, karabiber mi dökersiniz? O şekilde tüketiyoruz. Bu şimdi böyle bir detoks kürü olduğu için bildiğimiz yemekleri yiyemeyeceğiz. Sadece ama bir günlük ya da en fazla 2 gün uygulanan bir şey olduğu için hafta içerisinde beni zorlamıyor açıkçası. Burada bir tane sıvı hazırlayacağız onun haricinde. Sıvımızın malzemelerini hemencik anlatıyorum. 4 top karabiberimiz ve yaseminli yeşil çayımız var. Aktarlardan bulabilirsiniz zaten. Sonracıma şöyle elimde göstereyim. Parmağınızın 2 boğumu derinde taze zencefil kullanacağız. Bir adet çubuk tarçın kullanacağız. Bunun küflü olmamasına dikkat edin. Ben bir tane limon kullanıyorum. Bu limonu sadece ortadan ikiye bölmemiz yeterli. Olduğu gibi lapsi için atacağız. Ama benim limonum biraz büyük. O yüzden bir tane kullanacağım. Siz iki tane kullanabilirsiniz. Böyle çerini çöpünü ayıklamadan olduğu gibi bir de maydanoz atacağız içine. Böyle bir tutamlık. Ve son olarak da elma. Ama elmanın kendisini kullanmıyoruz. Sadece kabuklarını kullanacağız. Burada 3 elmanın kabuğu var. Bu elmaların yeşil olması önemli. Ve tabii ki elmaların kabuğunda koruyucu maddesi vesairesi olduğu için bunu çok iyi yıkamayı unutmayın. Malzemelerimizin hepsi bu kadar. 1,5 litre su koydum bu tencereye. Bunu böyle kaynatacağız zaten birazdan. Şimdi bakın olduğu gibi atıyorum. Burada o zencefil var. Çubuk tarçın. Limonumuz olduğu gibi. Burada ışıktan görünmüyor. Karabiber ve neydi? Yaseminli yeşil çay. Yasemin olmasına özen gösterin ha. 3 tane yeşil elmanın kabuğu. Ya şuna mükemmelliğine. Ve böyle çeriyle çöpüyle şöyle sokuşturayım şöyle. Sığmadı biraz. Oh, sağlık akıyor. Böyle şurada da bir tane kalmış. Şunu da şuraya sokuşturayım. İşte bu. Bunu kaynatacağız, soğutacağız ve gün içinde tüketeceğiz. Diyorsanız ki ben 3 yumurtayla bir gün geçiremem. Kabuğunu soydunuz, yeşil elmaları da tüketebilirsiniz. Böyle de pratik, böyle de güzel. Dayanabilir misiniz bilmiyorum ama ben istikrarla bunu yapıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.